5 Haziran 2024 günlerden çarşamba hoş geldiniz diyelim. Dolar TL ile başlayalım. Dolar dün 32.40'ın üstüne çıktı. Bu sabah itibariyle de 32.60'ın üstünde. Nedenine hemen bir bakalım. Ne oluyor? Bekledi bekledi de daha yeni mi böyle yukarı çıktı? Şu saatlerde şu anda 32.61'deyiz. Tam daha dün sabah yayın yaptığımızda Size Mahve Hoca'nın yazdığı yazıyı, Twitter'da attığı tweet'i örnek vermiştim. Yani risk alınır mı, kurda bir hareket olur mu sonbahara kadar diye. Mahve Hoca da demişti ki ters yöne giren bir kamyon her an her şey olabilir şeklinde bir yazı paylaşmıştı, bir açıklama yapmıştım. Dolayısıyla aynı hareketi aslında sürpriz bir şekilde kurda gördük. Peki yani son nereden baksanız iki aydır kur aslında yerinde sayıyor. Yani ne oldu da e, yukarı çıktı e, derseniz aslında çok net bir açıklaması yok. Olması gereken aslında günlük e, izlememiz gereken en az enflasyon kadar artması gereken e, dolar kurunun net bir sebebi yok. Ama dün birkaç tane haber var aslında. İşte bunlardan e, bir tanesi e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS'e katılmak istiyor istiyoruz şekilde, şeklinde yaptığı bir açıklama. Ee, yani normalde biz biliyorsunuz hani batıyla çalışıyoruz batıdan geliyor paralar hani şu an içeri gelen e, yatırımcı batı ağırlıklı bir yatırımcı e, tabi bu açıklama sonrası e, bir de borsadaki satışta göz önünde bulundursak sanki biraz hani yabancının ya da batının hoşuna gitmeyen bir durum söz konusu diyebiliriz diğer taraftan da aslında şöyle bir açıklama da olabilir şöyle bir e, ne diyelim şu şekilde de açıklayabiliriz Tam da böyle Merkez Bankası'nın rezervleri artıya geçti. Hakikaten bir dönem kapandı. Uzun bir aradan sonra 4 yıl aradan sonra ilk defa Merkez Bankası rezervleri topladı ve dün bir anda dolar yukarı çıktı arkadaşlar. İşte yani hani kurda ne olur? İşte sabahtan akşama, akşamdan sabaha yani ne olacağını net olarak gerçekten söylemek mümkün değil. Gördüğünüz gibi her an her şey olabiliyor. Buna hazırlıklı olmak e, lazım. Şimdi içeride gerçekten e, önemli birkaç tane daha haber var. Bunlardan bir tanesi e, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesiyle alakalı. Şimdi Anayasa Mahkemesi e, içinde Cumhurbaşkanı e, nın da aslında yetkilerini kısıtlayan ya da sınırlayan ya da iptal eden e, birçok e, KHK maddesini iptal etti. Onlardan bir tanesi de Merkez Bankası'nın başkanını vakti dolmadan görevden e, alamaz e, kararı. Bu kararı Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yani karar önemli. E sanki böyle piyasaya baktığınız zaman piyasa açısından gerçekten e, ne diyelim hani pozitif. Çünkü her an işte Merkez Bankası Başkanı görevden daha önce alındı. bu moral bozucu bir haber. Ama bu yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması da e, güzel bir haber. E tabi altını çok doldurabiliriz. işte uygulanır mı uygulanmaz mı ne olur ne biter şeklinde. Ama neticede böyle bir kararın çıkması... Bence e, gerçekten büyük bir karar ve olumlu bir adım olarak görebilirim. Şimdi önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar dün e, bir açıklama geldi e, biliyorsunuz hani vergilendirilmeyen aslında hiçbir şey kalmadı borsaya seviniyorduk hani borsa vergilendirilmiyordu Borsadan kazançlarımız vergilendirilmiyordu borsadaki e, şey, yatırım fonları hissenedi fonları e, yatırım fonlarında da bir tek ne diyorduk mu kaldı diyorduk elimizde. Ee, ama dün gelen açıklama şu şekilde. Kripto paralarla da ilgili bir düzenleme var biliyorsunuz. Hani hem kripto paraların vergilendirilmesi hem de borsadaki kazancın vergilendirilmesiyle ilgili bir çalışmanın yapıldığı e, açıklaması geldi ve borsadaki e, ne diyelim hani e, artık bundan sonra aldığımız nefes dışında ne her şeyi vergi vereceğiz diye konuşuyoruz ya. Gerçekten aslında tam olarak böyle bir durumun e, içerisindeyiz. Tabi borsa bunu sevmedi, yatırımcı da e, sevmedi. Çünkü e, neticede hani burası vergisiz ve çok rahat e, birçok küçük yatırımcı da geliyor buraya para kazanmaya. E şimdi buradan da bir vergilendirme söz konusu olursa eğer e, bu biraz daha yastık altına aslında e, destekleyecek gibi de duruyor. Bence yakın zamanda yastık altıyla da epey e, bir düzenleme gelecek. Onu da söyleyeyim. E, yani öyle düşünüyorum. Ya yani onu gözden kaçırmaları mümkün değil. Çünkü defalarca e, dile getirilmiş bir karar. Şimdi görüyorsunuz içeride baya baya önemli kararlar var arkadaşlar. Ee, yeni yeni, yeni kararlar, yeni düzenlemeler. Şimdi devam edelim. Ee, hem içeriden hem dışarıdan e, gidelim isterseniz. Dün ne vardı? Amerika'dan Jolts'u bekliyorduk. Tamam dün Amerika'dan Jolts geldi. Beklentinin altında geldi. 8 milyon civarında yaklaşık iş imkanları ve personel değişim oranı ee, var yani biraz düşmüş olması aslında istihdam piyasasının da soğuduğunu yavaşladığını da bize gösteriyor aynı zamanda bu şirketlerin de açık iş ilan sayılarının azalması da önemli çünkü şirketlerde artık e, çok da aslında ilan yayınlamıyorlar e, anlamına da geliyor. Bu Fed'in baktığı önemli önce göstergelerden bir tanesi istihdam piyasasıyla ilgili arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu aslında Fed'in elini zayıflatan bir şey yani faiz indirimleri konusunda e, elini rahatlatan bir konu. Böyle olunca dolar endeksinde biz bir miktar düşüş gördük. Bir miktar düştü çok düşmedi ama yine de e, bakalım hemen nereye gelmiş 104.16'ya e, geldi. Piyasalarda e, fabrika siparişleri de tam istediği, istenildiği gibi geldi aslına bakarsanız. E, orası güzel. E, ama e, piyasaya genel anlamda bakarsanız eğer olumlu oldu. Yani hemen hemen e, piyasa şöyle söyleyelim Amerika borsalarına bakalım. E, Yatayda kapattı. Yani pozitifte kapattı. Bir miktar alım geldi e, buraya. E, şimdi kriptoları detaylı bir şekilde bakacağız. Oraya bir alım e, geldi. Onu söyleyelim. E, altın Ons yine yükseldi. Yani sadece bu veri piyasayı yukarı çıkarmak için çıkarmaya yetti. Yani tek bir veri Joltz. Joltz'la beraber piyasa yukarı çıktı. Ee, ve kriptolar e, çok ciddi anlamda hareketlendi. Onu size göstermek istiyorum e, zaten hemen şöyle. E, i̇şte burada CoinMarketCap'e bakıyoruz e, beraber. İşte CoinMarketCap'te kriptoları ciddi bir e, para girişi olduğunu görüyoruz. ve Şu saatlerde yayını yaptığım saatler benim 71 bin doların üstüne çıktı. Ethereum 3790 özellikle Bitcoin'de bir e, atak var. O biraz geriden geliyordu. Ethereum zaten çok hızlı e, gitmişti biliyorsunuz e, arkadaşlar e, alt de yine ciddi bir hareketlilik olduğunu görüyoruz bakın solana e, da ciddi bir e, hareket var ve hemen hemen alt koyunlara baktığımız zaman da e, yine bir hareket içinde olduğunu görüyoruz yani burası destekliyor e, tek bir geri bile piyasayı öyle biraz gaz verdi mi piyasayı rahatlıkla yukarı çıkarmaya yetiyor. Ee, geçen gün Notcoin'den bahsetmiştim yani geçtiğimiz günlerde yayında. Hatta bir arkadaşımız hani çöp hocam demişti ama e, bu e, şeydi e, bir token e, Telegram'ın token'ı aslında e, hani biz onu konuştuk yayında. Yayından konuştuktan sonra e, yani bugüne kadar yaklaşık iki buçuk katı da e, gitti. Yani böyle yeni token'lar e, yeni projeler, e, evet temkinli olmak lazım. Kesinlikle e, çok fazla para yatırmamak lazım. Yani ana coin'ler daha bitcoin, ethereum e, ağırlıklı. Ama e, alt coin'lerde de yeni projeleri aslında takip etmek. E, kesinlikle gözden çıkarılacak küçük bir rakamla belki takip e, etmek e, gerekir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes bildiğini, herkes... E, şeyini yapsın yani bildiğini istediğini e, yapsın. Hani e, benim de e, biliyorsunuz e, aşağıda link bırakıyorum e, Bitlona linkini orada social trading bölümünde çok rahatlıkla e, benim kendi elimdeki şeyleri görüyorsunuz. E, coinleri görebiliyorsunuz. Alt coin sepetimde neler var neler yok e, orada görebiliyorsunuz. Şimdi yine dikkatimi çeken e, bir proje e, aslında bu Evercraft Eko Teknoloji e, Projesi. Hemen böyle sayfaya girdiğiniz zaman sizi yeni bir sayfa, yeni sayfada böyle bir robot el karşılıyor. E, karşısında yeşil bir el var. Önce bir projenin ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi geleceğe yeşil e, dönüşüm ile e, ilgili bir proje. Karbondan arındırma, çevre teknolojileri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yani çevre dostu üretimi destekleyen aslında bir proje. E, Valla dikkatimi çeken başındaki isim bir Alman e, Almanın olması dikkatimi çekti aynı zamanda e, Evercraft Eko Teknoloji adından da belli e, proje detayları şöyle baktığımız zaman tamamen işte karbonlana tüpler grafen yeşil hidrojen e, projenin odak noktasında yer alıyor e, yine bu acya teknoloji dedikleri Gelişmiş karbon emilimi ile de yine yeşil e, dönüşüm yapıyor. Yani tamamen yeşil enerji, yeşil dönüşüm diyeyim ben size. İşte projenin e, destekleyeni Sertik. Sertik bu projenin akıllı sözleşmesinin denetçisi. Buradan da pdf'yi indirip e, rahatlıkla bakabilirsiniz ne olduğuna. Ve tabii ki token'ı çok önemli. Yani bu projenin token'ı nedir derseniz bu projenin token'ı Ejet arkadaşlar Ejet token bu projenin tokenı bu proje içerisinde geçerli bir para birimi. Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman bu tokenın bir ERC20 tokenı olduğu burada yazıyor. Yani neden bir ERC20 tokenı diye de açıklama yapmışlar. Diyorlar ki daha fazla likit de sağlar ve çeşitli borsalarda da erişilebilirliği arttırıyor diyor bununla beraber. Şimdi Ece token bu projede çok yönlü bir para birimi olarak kullanılıyor ve aynı zamanda da stake pool'dan da faydalanabiliyorsunuz ve piyasada şu anda tahsis edilmiş 900 milyon token bulunuyor. Ejet token bulunuyor. Peki biz bunu nasıl alırız? Bu yeşil projeyi nasıl yatırım yaparız derseniz eğer burada trade ee, bölümüne dokunduğunuz zaman e, buraya bastığımızda otomatikman sizi e, buraya atıyor. E, Uniswap'tan alabiliyoruz bu token'ı bu projeye yatırım yapmak için. Uniswap yani bu işi bilenler bilirler nasıl alacaklarını ama ben size kısaca anlatayım. Şimdi buradan bu token'ı alabilmeniz için öncelikle elinizde e, bir erc20 cüzdanı olması lazım. Yani metamask'a bağlanmanız gerekiyor. Metamask e, bir örneği. Metamask cüzdanınız varsa oradan Ethereum alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya Uniswap'a bağlanıyorsunuz. Ve o Ethereum'la işte buradan EJET token'ı alabiliyorsunuz. Ya Projenin şeyi de güzel. Sosyal medyası inanılmaz güzel. Mesela İngilizce ve Almanca Telegram kanalları açmışlar. Aynı zamanda Twitter'ı çok çok güzel. Mesela Twitter'dan takip edebilirsiniz bunu. İşte projenin başındaki Holger e, Alman e, CEO burada böyle bol bol videolar paylaşıyor projeyle alakalı. E, buradan e, takip edebilirsiniz aynı zamanda. Yine e, Instagram sayfası var, Facebook sayfası var ve aynı zamanda da white paperını da e, buradan e, girip okuyabiliyorsunuz zaten şeyin üstünde de var e, gördüğünüz gibi. Yine e, bunun fiyat hareketlerini de Takip edebilirsiniz. Nereden? İşte koin market e, de fiyat hareketlerini çok rahatlıkla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, o, yani yeni bir proje. Size bunu anlatmak istedim. Şimdi devam edecek olursak e, yine yurt dışından devam edelim isterseniz. Bugün özelinde ne var? Şimdi bugüne geldiğimiz zaman e, bugün bol miktarda Yurt dışından PMI verileri e, gelecek. Onu söyleyelim. Hemen tekrardan şöyle bir teyit edeyim. Evet. Bugün çarşamba günü bakıyoruz. E, bir istihdamımız daha var. ADP özel tarım dışı istihdam verisi onu söyleyeyim. Amerika'dan gelecek. Orada da bir düşüş beklentisi var. Normalde bu da piyasaya yarar. Onun dışında yine Amerika'dan hizmet piyamayını alacağız. Saat 16.45'te ve 17'de gelecek. İstemai imalat piyamayını alacağız. Bunların hepsi ekonomi nereye gidiyor? Soğuyor mu? Güçlü mü? Bize bunu gösterecek. bunu takip edeceğiz ve yine en son olarak şuna bakalım tabii ki altına bakalım Şimdi arkadaşlar altın şu saatlerde 2340 dolar onsu. Şimdi gram arttı. Neden? Şimdi ee, çünkü dolar tl arttı otomatikman. Dolar tl'nin artması da gram altını gram gümüşün hemen ne yaptı? Bunu arttırmış oldu. Şimdi size şu soruyu soruyorum. Kendinize şu soruyu sorun. Olur da bir sabah ya da ansızın kurda bir atak riski var mı? Evet var. Bu zaten var. Çünkü uzun bir süre dolar yatayda kaldı mı? Evet kaldı. Şimdi şu soruyu kendinize sormanız lazım. Ben bu riski alabilir miyim? Bu riski alayım mı? Sorusunu kendinize soracaksınız. Çünkü bir hayli şu anda herkes mevduata gidiyor. Para piyasası fonlarına gidiyor. Çok ciddi anlamda orada bir faiz getirisi var. Aylık %5'e yaklaşmış durumda. 4,5-5'lerde. Dolayısıyla hani ben bu riski almak istiyor muyum, almıyor muyum diye kendinize sormanız lazım. Ben şahsen e, almıyorum. Ve bunu da almadığımda defalarca size söyledim. Çok sevdiğim e, bir şey değil e, bu. E, petrol de söyleyeyim. Petrolü de kapatalım. bir e, Brent çok ciddi bir düşüş oldu. 77.48 dolara geldi. E, dünden bu yana. Neden derseniz valla burada da arz yönlü gelen güzel haberler var. Yani arzın artırılmasıyla ilgili gelen güzel haberler petrol tarafında da fiyatların aşağı gelmesine sebep oldu. Evet durum böyle arkadaşlar. Kriptoları çok detaylı bir şekilde anlattım. Burası yatırım tavsiyesi değildir dedim. Bu arada Bitlon'un kampanyası devam ediyor. 45 TL gümüş kampanyası var ama sadece yeni üye olanlar için aşağıdaki eee Bitlon'un linkinden girip şey yapabilirsiniz. bakabilirsiniz buna. Onun dışında yeni projeyi anlattım size yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü ilgilenen ve bana soran arkadaşlarımız var. Özellikle onlar için söyledim. Herkes ilgilenecek diye bir kaide yok. Dikkatimi çeken bir projeydi. de bunu paylaşmak istedim. isterseniz burada bitirelim. Güzel bir gün olsun. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.